Selamlar arkadaşlar. Yine bir indirim videosuyla karşınızdayım. Cadılar Bayramı indirimleri başladı. Yaz indirimlerinden sonraki ilk indirim ve ben yine indirimlerle ilgili bir video hazırlıyorum. Videoda yine her zamanki gibi 50 TL ile sepet dolduracağız. Umarım beğenirsiniz diyeyim. Ya bu arada şunu da söylemek istiyorum video başlangıcında. Çok büyük bir indirim değil. Zaten 28 Ekim'den 1 Kasım'a kadar. Yani çok detaylı bir indirim değil. Yani öyle etkinlik tarzı bir şey yok. Oyun içi etkinlikler varmış tabii ki. Neyse çok fazla lafı uzattım. Şimdi videoya geçiyorum. Sizin için 7 adet oyun seçtim arkadaşlar. 7 adet oyunun toplam fiyatı 50-51 lira falan, o civarlarda olması lazım. Yine benim tarzımda seçtim. Yani size yine GTA 5, Witcher tarzı oyunlar önermeyeceğim. İlk oyunumuz Killed with Fire. Bunun muhtemelen videosunu çekmişimdir ben. Oyun son derece olumlu. Fiyatı 25 liradan 6 lira 25 kuruşa düşmüş. Oyundan birazcık bahsedeyim bu arada. Oyun içi etkinlik falan da varmış. Oyunda biz örümcekleri zaten görüyorsunuz. Örümcekleri öldürüyoruz. Değişik değişik görevlerimiz oluyor her level'da. İşte evde şunu yap, bunu yap tarzında görevlerimiz oluyor. O görevleri de yapabiliyoruz işte başarım kasmak için. Onun dışında işte örümcekleri öldürmemiz gerekiyor. İşte 3 tane 5 tane örümcek öldür diyor. Biz gidiyoruz örümcekleri arıyoruz ev karış karış gezerek. Örümcekleri öldürmeye çalışıyoruz. Değişik değişik silahlar var işte. Alev püskürtmeli falan. Güzel eğlenceli bir oyun. Aksiyonlu bir oyun seçmek istedim. İlk oyunumuz Kill It With Fire'dı. Üçüncü olarak Fane'i seçmek istedim. Fane'i bu aralar duymuş olabilirsiniz. Teneke Kafalar YouTube kanalının çıkardığı bir oyun. Şöyle resimleri falan da göstereyim. Oyun pek korku temasıyla alakası yok. Fakat %40 indirimde olduğu için bunu da eklemek istedim. 19,5 liradan 11 lira 70 kuruşa düşmüş. Ben gerçekten son 1-2 gündür bayağı eğleniyorum. 3 saat yazına bakmıyorum. 3 saatten daha fazla oynadım bu oyunu. Oyundan bahsedeyim. Town of Salem hiç oynadınız mı bilmiyorum. O tarzda bir oyun işte. Katil polis işte. Kim suçlu, kim masum onları bulmaya çalışıyorsunuz. İşte mahkemeler kuruluyor. Değişik değişik görevler var. İşte doktor gidiyor, öğrenci canlandırıyor. İşte seri katil var, herkesi öldürmeye çalışıyor. Ya da ne bileyim kötüler var, gözcüler var, polis var. Bulmaya çalışıyorsunuz. Her gece mahkemeler oluyor. Her gece işte kötüler, pardon, her gece kötüler birilerini öldürmeye çalışıyor. Her sabah mahkemeler oluyor. Güzel bir oyun. Eğer arkadaşınız yoksa bile Teneke Kafalar'ın Discord sunucusundan oyuncu bulabilirsiniz. Yani bayağı odası oluyor. Hatta boş yer bulmak bazen çok zor oluyor. Tabii Discord da gerekiyor yani. Böyle yazışarak oynayabiliyorsunuz ama yazışmanıza gerek yok. Bence Discord üzerinden çok güzel, çok eğlenceli oynanabiliyor. İkinci oyunumuz Fane'di. Üçüncü oyunumuz Reventure. Bu oyun Steam Cadılar Bayramı indiriminin bir parçasıdır, yazıyor zaten. Oyunun videosunu çekmiş miydim ya da hiç önermiş miydim bilmiyorum ama 15,5 liradan 7,75'e düşmüş. Oyun gerçekten çok komik. Aynı zamanda korkutucu bir oyun. Amacınız 100 çeşit ölüm var ve bu 100 çeşit ölümle karakterinizi öldürmek. Siz bir ne derler artık, krallıkta bir şövalye gibi başlıyorsunuz oyuna ve değişik değişik ölümler var. Her şekilde ölmeye çalışıyorsunuz. Yani 100 çeşit ölümü de bulmaya çalışıyorsunuz. İşte ne bileyim yolda koşarken taşa takılıp da kafanızı parçalayıp bir şey yapabiliyorsunuz, ölebiliyorsunuz. Bu tarz işte ne bileyim işte bir yerden atlarken ölmeniz gerekiyor ya da İşte bir yere takılıyorsunuz, bir şeyin içine düşüyorsunuz. O şekilde değişik değişik ölümleri var ve gerçekten komik, böyle hikaye yazıyorsunuz aslında. İşte öldükten sonra şu oldu, bu oldu diye sizin ölümünüzle alakalı bir hikaye geçiyor. Türkçe oyun yani. Yama gibi bir şey indirmenize gerek yok. Ben gerçekten oynarken keyif almıştım. 18,5 saat diyor ama muhtemelen daha uzun sürmüştür. Üçüncü oyunumuz Reventure'dı. Sıradaki oyunumuz Lucius. Aslında ben Lucius'u tek başına önermek istemiyorum. Şurada bundle'ı var. İki oyunu 5,85'e düşmüş. Bu oyunu ya şöyle söyleyeyim. Bilgisayar bazen şey yapıyor. Yani mesela GTA 4'te bu çok fazla söylenti vardır. İşte senkronizasyon sorunları vesaire vesaire. Bunda da optimizasyon sorunları var. Yani bazen çok iyi bir bilgisayarınız olsa bile kasabiliyor. Biz bir çocuğuz fakat biz şeytanız. Değişik değişik görevler yaparak evin içerisindeki insanları öldürmeye çalışıyoruz. İşte baya güzel bir hikayesi de var aslında. Ya ben oynarken tüylerim diken diken olmuştu. Ben bayağı keyif almıştım bu oyundan. Yani şeytanız aslında Lucius. Zaten Lucius dediğiniz zaman aklınıza hemen şeytanlar gelir. Sıradaki oyunumuz Lucius'tı. Rust Like Paradise. Bu oyun bir bulmaca oyunu fakat gerçekten çok korkutucu bir bulmaca oyunu. Aslında Rust Like'in ben bütün oyunlarını oynadım. Çok fazla oyunu var. Fakat tek indirimde olan oyun buydu. Ne kadara düşmüş? 8,20'den 5,49'a düşmüş. Yani şöyle görsellerini birazcık göstereyim aslında. Bir bulmaca oyun, dediğim gibi level level atlıyorsunuz. Yani bölüm bölüm geçiyorsunuz.
Her bölümde işte araştırmalar yapıyorsunuz. İşte şu şunu öldürmüş, bu bunu öldürmüş. Şifreleri çözmeye çalışıyorsunuz fakat oyun Türkçe değil mi? Evet, Türkçe. Zaten hiçbir yama falan indirmenize gerek yok. Türkçe yama indirmenize gerek yok. Ya anlıyorsunuz zaten neler olduğunu. Bir aile içerisinde parçalanmalar oluyor. İşte o ölmüş, bu ölmüş. Çocuk gelinler gibi değişik değişik konulara ele alıyor. Gerçekten etkilenebileceğiniz tarzda bir oyun. Çok olumlu oy almış zaten. En kötü ihtimal Steam yorumlarını okursunuz. Zaten ben sizi etkileyemediysem bile Steam yorumlarından etkilenirsiniz. Şimdiki oyunumuz Rust Lake Paradise. Sıradaki oyunumuz Pal Pal Pal. Ben bu oyunu kardeşimle birlikte oynamıştım. İşte ben klavyeden, o joystickten, bilgisayardan oynamıştık. Ya böyle çocuk oyunu gibi gözüktüğüne bakmayın. Şöyle birazcık fotoğraflarını göstereyim. Oyunun fiyatını bu arada 15,5 liradan 5,27'ye düşmüş. Oyun Happy Tree Friends'i duymuşsunuzdur. İşte Happy Tree Friends çocukça gözüküyor ama karakterler durduk yere ölür, gözleri patlar, işte bir şeyler, böbrekleri çıkar. Bu da o tarzda bir oyun aslında. Karakterler çok tatlı gözüküyor ama insanlar öldükleri zaman ortadan ikiye ayrılıyorlar. Her tarafa kan fışkırıyor. Bu tarzda bir oyun. Güzel bir platform, aksiyon, rol yapma oyunu yazıyor. Yani rol yapma oyunu işte kendi karakteriniz var, kendi klaslarınız var. Level level geçmeye çalışıyorsunuz. Aşamaları geçiyorsunuz ve işte karakterinizi güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Level atladığı zaman karakterinizin işte atakları güçleniyor. Ne bileyim, bir canavar öldürüyorsunuz ve yolda işte silah buluyorsunuz. Silah alıp devam ediyorsunuz. Platform oyunu zaten. İki kişi oyna ya 4 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Ben kardeşimle 2 kişilik oynamıştım. Ne kadar çok kişi olursa o kadar fazla canavar geliyor. Canavarların gücü artıyor vesaire. Tek başınıza da oynayabilirsiniz tabii ki. İlla arkadaşınız olması gerekmiyor. Şimdiki oyunumuz Paw Paw Paw. Son oyunumuz Tasty Blue. Bunu muhtemelen başka bir öneri videomdan önermişimdir. Bu birazcık mobil oyunlara benziyor aslında ama şurada gördüğünüz gibi siz balıksınız. Bazı bölümlerde işte balina oluyorsunuz. Bazı bölümlerde yunus balığı oluyorsunuz. Değişik değişik deniz canlılarına bürünüyorsunuz. Ve her şeyi yemeye çalışıyorsunuz. İşte küçükten başlıyorsunuz. Küçükleri yedikçe büyüyorsunuz. Gitgide böyle bölüm bölüm işte bir şeyleri yiyorsunuz. Ben insanları yedi mesela az önce. Her türlü canavara şey yapabiliyorsunuz. En sonunda hatta dünyayı yiyorsunuz. Güzel bir oyundu bu da. 11 liradan 8,80 düşmüş. Fazla indirime girmemiş. Fakat gözüme çarptı indirime girmesi. O yüzden bunu da önerim dedim. Videonun sonuna gelme arkadaşlar. Dediğim gibi çok detaylı bir indirim günü değildi. Etkinlik vesaire bir şey yok. Sadece oyun içi etkinlikler var işte. Oyunlarda karşınıza çıkabilecek Cadılar Bayramı etkinlikleri var. Böyle koleksiyon kartı vesaire bu tarz şeyler de yok. Keşfet kuyruğunu kontrol ettim, yok. Sizin de önerileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi fiyatları 50-51 lira tuttu zaten. Şimdi almaya kalksanız yani 50-51 liraya oyun bulamazsınız. Ben size 7 tane oyun önerdim. Yani çok büyük bir şey beklememek gerekiyor aslında. Tabii yorumlarınıza saygı duyuyorum. İşte beğenmemiş olabilirsiniz. Fakat ben kötü oy almış oyunlar önermedim. Zaten çok olumlu oy almış 421 kişiden. %90 olumlu oy almış. Yani dediğim gibi kötü bir oyun önermedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.